Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir koleksiyon videosuyla karşınızdayım. Bugün ne gösteriyorum? Ojelerimi gösteriyorum. Şöyle büyük bir kutu. Yani çok büyük bir koleksiyonum yok. Şunu da söylemem gerekiyor. Koronadan beri zaten neredeyse hiç oje sürmez oldum. Çok arada sırada sürüyorum. Sürsem bile zaten çok dezenfektan kullandığım için oje 2-3 gün sonra, yani en geç 3 gün sonra tamamen yok oluyor. Bir de şunu da söylemem lazım. Zaten ablamla ortak kullanıyorum bu ojeleri. Çünkü çok oje manyağı biri değilim. Makyaj delisi olduğum kadar değilim. Çok büyük bir koleksiyonda değil. Eskiden gerçekten çok büyük bir koleksiyonumuz vardı. Ama artık küçüldü. Belirli renklere indi yani bayağı koleksiyon. Ama bence direkt başlayalım. İlk olarak birkaç klasikle başlayacağım. Flormar ojeleri tabii ki. Kaç tane varmış hatta şöyle. Bizim çocukken her tırnağımıza değişik renkte sürdüğümüz oje trendi şu an bayağı bir trend. Trend bayağı ama aynı tonlarda renk genellikle. Yani klasik flormarlar şu an görebildiklerimi elime aldım. İlk olarak nasıl bir renk varmış? LS04 rengindeki, bu galiba Limited Edition. Light Summer yazıyor. Şu şekilde açık mavi. Hafif yaldızlı bir oje. Çok kullandığım bir renk değil aslında. Sen kullanıyor musun? Onu beyaz ojenin üstüne sürüyorum. Yani çok açık renkte ojeleri ben zaten sevmiyorum. Daha çok koyu renklere gidiyorum. O yüzden bu benlik değil fazla. Açık ojelerin %80'i benim sanırım. Aynen. 391 numara Ash Cloud rengindeki oje var. Bu daha çok sevdiğim bir oje. Bunu bayağı seviyorum. Rengi bayağı koyu. 433 numaralı bir oje var. Bu direkt lacivert. Yine yaldızlı, tamamen şey değil. Sırf parıltı değil. Mat bir ojemiz var. Flormar mat. M07 rengindeki kırmızı. Bu mat diyor ama iki gün sonra da o matlığı yok oluyor bence. Hani çok sevdiğim bir oje değil o. Ve ne var? Şöyle bir... Bunun ucu yok. Normalmiş. Bu direkt sırf yaldız aslında. Yani şeffaf oje. İçinde simler var. Başka bir şey değil. Super Shine Miracle Colors. U04 rengindeki oje. Ama bayağı eski ama. Beyaz oje, ucuna French. Sivri uçlu bir fırçayla çıktı. Ama bayağı eski galiba. Yine evet. Ve bir şeffaf ojemiz var Flormar'dan. 301 numara. Yani şeffaf ojeye de renk koymaları... Numara koymaları. Ve 301 niye? Ama neyse. Düz şeffaf oje yani. Bir de Flormar'ın şöyle bir şeyi varmış bizde. Nail Art diyor. Bu da yine bayağı eski. Evet. NA01 numarasında. Bunun fırçasını göstereyim. Ya yani düz beyaz oje bu aslında. Ama direkt fırçası şöyle olduğu için French falan yapmak için yani bayağı uygun. Bayağı bir kolaylık sağlıyor mu? Yani... Fırçası bayağı güzel. Başka Flormar göremiyorum gözüme çarpan. Bir Bulis'le devam edelim. Bulis'in sadece bir ojesi var bizde. O da Mozi rengi 707. Daha böyle bir asker yeşili denebilir aslında. Bu kalite açısından benim çok sevdiğim bir oje olmadı. Çok çabuk dökülme yapıyor. Çok çabuk çatlıyor. Ama fiyatı için de kötü bir oje değil. Fazla bir şey denemez ki ama bence Flormar'lar daha iyi. Ama oje konusunda bence en iyi olan marka benim gözümde Pastel. Yani ben Pastel'i çok seviyorum. Hemen ona geçelim. İlk olarak Pastel'de şöyle bir rengimiz var. Nude serisinden. 106 numara. Şu şekilde. Bunun şişesi de çok tatlı aslında. Açık olmasına rağmen renk konusundan yine de sevdiğim bir oje. Pastel'de başka... Vardı daha. Tabii ki kırmızı klasiklerden 39 numara. Şu bu şekilde. Bu da evet güzel. Ben kırmızı ojeyi fazla sevmiyorum. Pembe bence daha şey. Yani pembe mi kırmızı derseniz pembeye daha çok giderim. Ama kalite açısından Pastel'i seviyorum. Ve klasik şeffaf 01. Bu şeffaf, Flormar'ın şeffafından daha iyi. Daha çabuk kuruyor. Evet. Ve kalıcılığı daha şey. Bir de iyi. Sürerken böyle hiçbir zaman topaklanma yapmıyor.
Evet. Yani altındaki ojeyi kaldırmıyor. Aynen. Biraz daha pahalı bir ojeyle devam edelim. Yves Rocher. Yves Rocher bir tık daha pahalı klasik ojelerden. Burada da iki rengimiz var. Pardon. Üç olması lazım bu. Bir pembe yaldızlı var. Onun adı 21 numara Blay Rose. Sarı olan 51 numara Citron. Diğeri de 43 numara Cherise Noir. Şu şekilde. Bunların şişeleri daha küçük. Ama bunlar da yine çabuk kuruyor. Sevdiğim ojelerden. Ama şu sarı biraz tırnağınızı boyuyor. Boyamıyor evet. Değil yani. Ama sarı da genellikle olan bir sorun. Yani altını önce bir parlatıcı kullanıp onun üstüne uygulamak lazım. Aynen. Hangi markayla devam etsem? Essence ile devam edelim bence. Essence de çok var burada. Gördüğüm kadarıyla. Ama Essence de fiyat açısından çok uygun fiyatlı olduğu için ojelerini seviyorum. İlk olarak şu iki rengi göstereceğim. Pembe olan, yani açık pembe, toz pembe olan 05 Sweet as Candy. Diğeri de böyle yine askel yeşilimsi, yaldızlı bir oje. 36 Say My Name. Şu şekilde iki oje. Essence'den yine şöyle ürünlerimiz var. Clean and Strong serisinden. Burada her rengi var. Bunlar bize hediye geldi. Sevdiğimiz bir ablamın bir arkadaşından, benim bir ablamdan. Bize hediye geldi bunlar. Galiba seri zaten 4 renkti. Evet. Ve hepsini yollamış bize galiba. Renkler çok tatlı. Gösteremiyorum. İkişer ikişer göstereceğim. Mor olanın rengi 07 Juicy Terra. Diğeri 02 Muni Frog. Pembe olan. Bir şey söyleyeyim mi? O arkadaşıma da buradan selam söylüyorum. Onu aynen. Çok öpüyorum ama yani Covid döneminde gönderdiği için ben zaten hiçbir şekilde tırnak falan uzatamıyorum artık da. İlk ben de onları hiç kullanmadım. Ben bir kere kullandım. Şu turuncumsu rengi kullandım. Brisk Dawn 04. Diğeri de 01 Pink Clouds. Bunlar güzel aslında. Ya renkler çok güzel. Ya serinin mantığı da Clean and Strong şey zaten. %86 doğal içerik barındıran bir oje. Ve tırnaklarınızı bir haftada daha güçlendiriyormuş hesapta. Yani tırnaklarınıza kesinlikle zarar vermiyor diğer ojeler gibi. O yönünü sevdim. Kalıcılığı da iyi yani. Ben Essence ojelerini sevdiğim için ben sevdim bunları. Renkleri de güzel. Neyle devam edelim? Neyle devam edelim? Biraz bakımla devam edelim. Şöyle Rival de Loop'un şöyle bir ürünü var. Nail Scrub diyor. Aslında oje değil. Oje değil, evet, ama ojeden önce kullanılan bir peeling aslında. Evet. Tırnağa peeling saçma gelmişti bana ilk başta ama. Ama şu tırnakta hani böyle hafif daha önceki ojeden kalıntı oluyor veya tırnağın kendi yapısını deforme biraz şeyi oluyor. Onları biraz toparlıyor evet. Ve gerçekten kenar veya kenar etleri manikürden önce yani başarılı bir ürün. Yani. Çok pahalı bir şey de değil. Bir de yine Rival de Loop'ta şöyle bir maske var. Bu çok saçma. Tırnak maskesi. Bunu sürüyorsunuz, hesapta yatıyorsunuz, uyuyorsunuz. Gece maskesi gibi düşünün. Tırnaklara yapılmış bir şey. Ben bir faydasını göremedim. Zaten fazla kullanmamışız. Yani bir bana yaramadı. Argan yağı sür tırnağını. El kremi falan sürün. Yani aynı şey, aynı mantık. Başka ne varmış? Expert Dry Drops var Essence'ın. Bunu da ben sevdim. Avon'un da böyle bir ürünü var bizde. O çok yağlı ama. Evet. Bu direkt pipetle geldiği için şöyle üzerine damlatabiliyorsunuz. O yüzden daha mantıklı. Zaten bayağı bitirmişiz. Ve gerçekten işe yarıyor. Hızlı kurutuyor ojeleri. Ama aslında Avon'unki daha hızlı kurutuyor. Ama senin dediğin gibi çok yağlı böyle. Spreyli olduğu için bütün elinize şey yapıyor. Evet. Rival de Loop'tan yine bir aynı ürün var. Bunu hiç kullanmamışız. Onu yeni almıştım. İndirimdeydi. Quick Dry Drops diyor. Bu da yine pipetli. O yüzden bence sevebiliriz bunu da. Ama hiç kullanmamışız da. Essence'inki bitsin. Ona başlayacağız. Yine şöyle Kiko'nun bir ürünü var. Bunu ben sana almıştım. Bunu hiç denemedim. Green Me Flower Nail Oil diyor. Tırnak yağı. Evet. Bu çok güzel.
Ben bunu hiç kullanmadım. Sana almıştım zaten. Hatta onun biraz yaklaştığı için de böyle küçük küçük çiçekler var. Şu şekilde. Gerçek çiçekler var. Yani görüntüsü de çok hoş. Böyle şey kapağında böyle tahta gibi. Aynen. Ama güzel kokusu yani. Yok. Yani fazla bir kokusu yok. Hafif çiçek kokuyor. Şöyle bilinmedik markalarla devam edelim. Bu bana abone kutumdan çıkmıştı. Nails Inc. Aslında bu marka tanınır da o kadar ünlü değil. Ojenin rengi neymiş? Blossom Kisses diyor. 004 rengi. Şu şekilde bir oje. Hesapta pahalı bir marka. Hesapta. Şöyle çekiyorsunuz kapağını. Şu bir daha açılıyor. Bayağı sık kapatmışım. Açamayacağım şimdi de. Bunu bir kere kullandım. Kalıcılığı fena değil. Rengini çok çok sevmedim. Çok grimsi duruyor. Ben bu kadar böyle soluk pembeleri sevmiyorum. Daha canlı pembeleri sevdiğim için rengine pek ısınamadım. Fazla kullanmadım. Şöyle bir ürünüm var. Yine 15 liralık kutumdan çıkmıştı. Abone kutumdan. Nailberry markası. Okunmuyor. O kadar koyu ki. Strawberry Jam rengindeki. Bunun da yine şişesi aslında çok tatlı duruyor. Bunun da rengi bordomsu gibi. Ya dediğim gibi ben bu renkleri fazla sevmiyorum tırnaklarımda. Kalıcılığı nasıldı derseniz yine öyle aman aman bir kalıcılığı yoktu. Hesapta pahalı bir ojelisi olmasına rağmen. Yani bir şey diyemeyeceğim. Renk fena değil. Strawberry diyor ama hani kırmızı... pembeye kaçık bir renk düşünüyorsun. Daha çok mora kaçık bir renk oluyor. Tırnaklar evet mora benziyor. Yani ben hoşlanmamıştım. 15 milim diyor. Bayağı ürün varmış içinde. Bu 14 milim. Pasteller ne kadarmış? 13. Ha, aynıymış hesapta. Neyle devam edelim? Miniso. Miniso'dan da bir ürünümüz var. Bu da yine bize hediye geldi. Ya daha doğrusu sana hediye gelmişti. Bir arkadaşından Purple yazıyor bunda. Nail Polish Purple. Bunu bilindik ama bunlar da yine Miniso'nun ojeleri. Bu su şeyli olan değil miydi? Onun bir şeyi vardı. Böyle çekebiliyorsun sanki, evet, soyabiliyorsun. Evet, evet, evet. O olması lazım bu. Evet. Öyle yani bir sona gerek yok. Aynen. Şunu göstermeye gerek yok. Ama yarısı gene tırnağında kaldığı için yine aslında. Bir essence ürü unutmuşum. Mermaid Sprinkles diyor. Top coat olarak geçiyor bu. İndirimden almışım. Şurada şeyi duruyor hala. 38 Somewhere Beyond the Sea. Bu gerçekten top coat gibi top coat. Yani bunu sürdüğünüzde ojeniz gitmiyor. Asitonla da çıkaramıyorsunuz. İmkansız. Bayağı şey yapmanız gerekiyor. Yani asitonu koyup biraz bekletmeniz gerekiyor tırnağınızda ki sökebilirsiniz. Yani bu gerçekten çıkmıyor hiçbir şekilde. Ama rengi çok güzel. Bu tam benlik. Zaten maviyi çok seviyorum. Işıltıyı çok seviyorum. Gerçekten çok sevdiğim bir oje. Kaç kuruşa almışım? 50 kuruşa falan almıştım indirimden. Neyle devam edelim? Rival de Loop'la devam edelim. Demin bahsetmiştik. Çatlayan ojelerim. Evet, bunlar bayağı ünlüydü bir aralar. Ama ben onları herkes kullanıyordu. Biraz kurumuş ama. Mesela onlara biraz Inglot'u anlatsak. Inglot işe yaramaz ki. Yaramaz mı? Bu Cracking Nails altın rengi olan 02 Eldorado, siyah olan da 01 Blackout. Bunları sürüyorsunuz, tırnağınızda çatlıyor. Olayı o yani. Aslında saf alkol de damlatsak olur değil mi? Aynen. Eczaneden abi. Bir de şu Glitter Nails ürünü var Rival de Loop'ta bizde. Holografik bir oje gibi yani. Top coat gibi bu da yine. Bu bak simli ama bu yani çok şey değil. Kalıcı. Tırnakta böyle şey değil. Hani kalıcı mı? Evet ama hani çıkarırken çok zorlamıyor insanı. O essence kadar değil. Hı-hı. Bu Rival de Loop ojelerinde en sevmediğim şey çok kötü kokuyor. Yani ojeler tamam kötü kokar da bu bayağı bir kötü kokuyor. Sentetik gibi kokuyor. Yani. Çok tuhaf bir kokusu var. Miniso bu tane ne olacaktı?
Ben de öyle düşünüyordum. Yok. Bitmiş demek. Abi ben bir tane daha almıştım. Şöyle bir ürünümüz var. Rivaldo Loop'un yine 2-in-1 Peel Off Base Color Stop. Bu mesela sarı oje kullandığınızda çok mantıklı. Tırnağınızı boyamaması için araya böyle bir katman sürüyorsunuz. Tırnağınıza zarar vermiyor. Ya da siyah ojelerde. Aynen. Ama şimdi dezenfektan çok kullanıldığında bunu hiç tavsiye etmem. Çünkü zaten çok çabuk çıkan bir oje. Peel off diyor zaten. Dezenfektan değdiğinde tamamen oje akıp gider bence. Kenara koyuyoruz. Maybelline'le devam edelim. Maybelline'den de iki... Ama fazla yok galiba. Bu Astor'muş. Aynen. İki ojemiz var. Biri yine kırmızı. Sen çok kırmızı oje alıyorsun. İçim kırmızı çok... Yani kırmızı beyaz. Benim sürdüğüm. Superstay serisinden bir... Neymiş bunun adı? Yani farklı renkler de sürüyorum ama daha çok kırmızıyla beyaza elim gidiyor. Numaraları yok. Kapakların üstünde. Aa, pardon. 501. Kırmızı olan 501 Cherries'in. Pembe olan da, yani daha doğrusu toz pembe olan 286 Pink Whisper. Şu şekilde iki oje. Bu 7 days diyor ama hiçbir şekilde 7 gün kalmıyor. Kalıyor. O kalıyor. Ben o zaman bende bir sorun var. Ben tırnaklarımla çok oynayan biriyim zaten. Tamam, onu kabul ediyorum da. Ben de ojeler 2-3 gün dayanıyor. Daha fazla değil. Ya o kalıyor bir hafta. Çok oynuyorum demişken Kalyon acı cila. Oh vallahi hiçbir şekilde işe yaramıyor. Acıdan gerçekten nefret ediyorsanız belki işinize yarayabilir. Bende hiçbir şekilde işe yaramıyor. Bayağı da kullanmışım. Hiçbir şekilde no. Essie markasıyla devam edelim. Essie Türkiye'de var mı? Vardı. Pahalı bir marka. Oje açısından ama. Ama vardır ya. Ben Essie ojelerini sevmiyorum. Çok pahalı geliyor bana. Ama ablam çok severek kullandığı için bayağı bir koleksiyonumuz var. Neler varmış? Vanity Fairest. Peak Show. Bunların yani ikisi... Şimdi şöyle tek bir düğünlük kıyafetime uysun diye gidip almam. Ama eğer çok sık kullanıyorsam o renkleri ve gerçekten... Zaten şöyle... evet, genellikle kullandığım şu renkler. Şu iki, şu renkler benim efsane favori renklerim. Bunlar birbirine çok benziyor. Şunu zaten neredeyse bitirmişsin. Evet. Şu öteki de indirimde diye almışımdır mutlaka. Yoksa almazdım gitmeden. Bu şekilde. Bir beyaz var. Marshmallow diye. Bu ama çok kapatıcı bir beyaz değil. Şeffaf bir beyaz. Bu French yapmaya çok. En sevmediğim ojelerden şeffaf beyaz. Nefret ederim. Ama French yapmaya öyle lazım. Ve Feeling Wellies. Şöyle turuncu yavru ağzı bir renk. Ve Alist kırmızı. Bu yine 15'lik kutudan çıkmıştı. Abone kutusunda. Bunu sen almıştın. Türkiye'de yok gerçekten. Evet, ben Türkiye'de Essie'yi hiç görmedim. Ya olması da gereken bir marka değil illa. Bence pasteller de aynı şekilde. Pardon, Boynar'da varmış. Kaç lira? Sen de Boynar'la. Dur bakıyorum. Bence çok ucuz değildir. 27 TL. Yani çok tabii ki de bir ucuz. Ama şimdi euro ile hesaplarsan burada 7-8 evet. Euro. O zaman Türkiye'de çok ucuz. Evet. Ama şimdi bir düşünürsen pastel ojesi de kaç... lira Türkiye'de. 10 TL bile yok galiba. 8 lira. O zaman Essie'ye bence yani para vermek... Öyleydi. Şu an ne kadar bilmiyorum. Hadi 10 lira olsun. Yani Boyner'de varmış ve Moda Kurumu'da. Biliyorsunuz arkadaşlar. En sevdiğim ojelere geldik. İki en sevdiğim oje. Manhattan markasının. Manhattan da Türkiye'de var ama çok satılan bir marka değil. Pembe olan Meowtiful 350 numaralı. Mavi olan da 900 Blue Wave. Bunlara iyi bakın arkadaşlar. Bunlar gerçekten efsane. Hani gerçekten herkesin süreceği bir oje değil, farkındayım. Hele şu pembe olan. Cidden şey, cart pembe yani. Direkt roman şov bu. Ama ben bu iki ojeyi çok seviyorum. Bunları çok sürüyorum. Gerçekten çok sevdiğim ojelerden. Yani bence oje sürüyorsan zaten böyle değişik olmalı. Öyle beyaz oje ne?
bana anlam vermiyor. Ama ben bunları çok seviyorum. Ve geliyoruz ablamın iki sevdiği rengi. Hep aynı renkler senin. Toz pembe olan toz pembe yine. 200 Sweet Creams. 380 Candlelight Dinner'da şu bordo olan. Her markadan illa bir toz pembeyle kırmızı orjen var. Ya sana ne? Yine iki sevdiğim oje. Trendy Top ve P2 markasından. Şu P2 artık maalesef satılmıyor. Ama bu da yine hiçbir şekilde çıkaramadığınız bir oje. Zen Style diyor. 050 Confidential rengi. Diğeri de mor olan Trendy Top'ın. Bunun rengi de... Ya koyu ojeye siyah yazı yapıyorlar. Çok mantıklı. 060, 080 mi? Okuyamıyorum maalesef arkadaşlar. Şu şekilde iki oje. Ya o koyu olanı kuzenimin düğünü mü ne vardı? O zaman almıştım. Gerçekten böyle tırnağında ama kum gibi böyle. Evet, hissiyatı ve çıkmıyor. Hiçbir şekilde çıkmıyor. Yine bir esi çıktı ortaya. O da senin galiba. Sana hediye gelmişti o galiba. Bilmiyorum ama çok küçük bu tatlı. 5 milim. Bunlar böyle satılmıyor galiba. Bu ama şu renklere çok benziyor. Şu rengin aynısı. Galiba sevinmiştim o zaman hatta sana böyle geldi. Olabilir. Ben SE'yi sevmiyorum. Kaç numara bak. Numaralı. Yazmıyor üstünde bir şey. Bence o deneme boyu falan sana özel gelmiş o. Olabilir. Şimdi ben öyle küçük satıldığını hiç bilmiyorum. Small 2 diyor zaten. Small 2 5 milim. Bilemedim. Şası çok rüzgarlı. Evet, bir şey yok. Gabrini markasının konfeti diye bir bu yine top coat gibi yani efekt yapmak için aslında. Ama bu o kadar kötü değil. Çıkarması pratik. Bunu kuzenim mi vermişti bize? Biz mi almıştık? Yok, bunu ben almıştım ya. Gabrini ne markasıydı ya? Nereden aldım? Gabrini çok yerde satılıyor. Ucuz bir oje bunlar. Böyle 2 lira, 3 lira. Evet. Öyle şeyler de olur ya kutularda ve 2 lira yazar. Galiba arasından seçersin falan. Orada da Laksistan almıştık. Aynen. O ucuz şeylerden. Evet. Şunu galiba kuzenim vermişti, dur. Şunu galiba kuzenim vermişti bize. Hayır, onu ben aldım. Çünkü onu düğüne, kuzenimin düğününe aldık. Lacivert benim sevmiş mi? Bilmiyorum. Astor'un bir markası. Bir markası. Ojesi var. Yine tabii ki bordo, kırmızı. 302 Glass of Wine. Çok iddialı. Ama çok çabuk kuruyor gerçekten. Evet, 45 saniye yazıyorsun ama bu gerçekten ya, hızlı kuruyor. 45 saniyede bile kurumuyor ama hızlı kuruyor yani. Sen öteki tırnaklarını bitirdin. Bunun bende siyahı vardı, ben bitirdim onu. Evet. En sevdiğim ojeydi, komple bitirdim. Ama artık tabii ki de satılmıyor beğendiğim şey. Satılmıyor? Hep öyle oluyor. En sevdiğim şeyler. Son iki ojeye geldik. Bunlar da yine efektli top coat. Bunlar Technic Max'ın. Bunlar çok saçma aslında. Çok ucuzdan almıştım ama güzel. Eve Shop'ta satılıyor bu marka. Orada kesin vardır. Çok küçük bir de ha. Evet. Ama ya genellikle sadece bir tırnağıma öyle şey olsun ya. Şöyle. Için. Efektli top coat işte. Bitmiyor. Şunu az kullanmışız. Şu bayağı kullanılmış. Kurumuş bunlar yanımıza. Ben onlara saf alkol olmam lazım. Ve bu kadar arkadaşlar. Koleksiyonumuz bitti. Yani koleksiyonumuz. Bu şey primer. Benim bir de şeyim var. Sahte tırnak yapmak için büyük bir setim var ama onu bu videoda göstermeyeceğim. Belki tırnak korona yavaşladığında belki yine sahte tırnak yapmaya başlarım. O zaman onun için ekstra bir video planlıyorum. O yüzden onu bu videoda göstermeyeceğim. Sürpriz kalsın. Ve kalıcı oje yapmak için de bir aletimden. Aa, doğru, evet. Onu ben onu çok kullanmıyorum. Onu ben de artık. Ama videomuz hoşunuza gittiyse, koleksiyonumuz hoşunuza gittiyse lütfen like atmayı unutmayın. Kanalımıza da abone olursanız çok mutlu oluruz. Kendinize iyi bakın. Öpüyorum. Güle güle. Hoşçakalın.